karikatür ve telif krizi. Hepimiz medyadan izledik. Erdil Yaşaroğlu ve bazı karikatüristler karikatürlerinin internette paylaşıldığını, kullanıldığını gerekçe göstererek suç duyurularında bulundular. Ve bazı insanlar da bu gerekçeyle ceza mahkemelerinde yargılandı. Bir takım tazminatlar, ondan sonra paralar talep edildi. Bu ciddi şekilde tartışmaya yol açtı medyada. İşin aslı neydi? Hukuki, tabii benim pencerem hukuk penceresi. Hukuki açıdan durum neydi? Onun üzerinde yorum yapmak istiyorum. Hikaye şu efendim. Siz bir eseri, karikatürde bir eser tabii ki. Bu müziki, sinema, güzel sanat hiç fark etmez. Karikatür güzel sanat eseri kategorisinde. Bir eseri internette umuma iletirseniz, umuma iletim nedir? İnternet bir umumi mecradır. Yani birden çok insanın, onu birbirini tanımayan ve birbiriyle kişisel bağı olmayan birden çok insanın bilgisine eseri sunduğunuzda, ilettiğinizde umuma iletim gerçekleşmiş olur. Taksim Meydanı'nda bir müzik eserini söylediğinizde umuma iletim gerçekleştiği gibi internette, sosyal medyanızdan paylaşım yaptığınızda efendim oradakiler hep benim arkadaşım, 500 tane takipçim var falan. Hayır, burası da bir umumi mecradır. Dolayısıyla bu tür yerlerde eserlerin kullanımı eser sahiplerinin iznine tabidir. İşte biz bu işten para kazanmıyoruz. Bu başka bir hikaye. Önemli olan eserin, buradaki hukuki kriter, eserin umuma iletilip iletilmediği meselesi. Bunun ticari amaçla veya kişisel amaçla iletildiğinin bir önemi yok. Kişisel amaçla siz arkadaşınızla paylaşırsanız, yani WhatsApp'tan sadece 2-3 tane tanıdığınız bir aile efradınıza veya çok yakın bir okul arkadaşınıza falan, bu şahsi kullanıma girer ve eser sahipleri buna müdahale edemez. Ama sosyal medyanızdan bir karikatürü paylaştığınızda bu telif ihlalidir. Düpedüz telif ihlalidir. Hiç para kazanmadık, hiç önemli değil. İkincisi, internet sayfanız var. İnternet sayfanıza gittiniz, bu bir restoranın internet sayfası da olabilir, bir diş hekiminin internet sayfası da olabilir. Bu da önemli değil. İnternet sayfanıza birinin karikatürünü koymanız kesinlikle yine telif ihlalidir. Bu durumlarda eser sahiplerini yasa koyucu hukuki korumaya ve cezai korumaya almış durumda. Yani eser sahipleri bu tür eylemlere karşı hem savcılık şikayeti yapabilir, hem de hukuk mahkemelerinde, hem de 3 katı tazminat davalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Olan buydu. Peki efendim, bu ahlaki mi, etik mi? Hukuk sinirleri alınmış, duygusu olmayan, matematik kuralları gibi çalışır deyim yerindeyse. Hiç duygusu yoktur. Kurallar vardır. Bu kurallar herkese uygulanır. Eş düzeyde uygulanır. Kriterler vardır. Bu kriterler önemli olan. Bu az önce anlattığım çerçevede siz bir karikatürü arkadaşınıza gönderirseniz, paylaşırsanız bu şahsi kullanıma girer. Ama sosyal medyanızdan, internet sayfanızdan bunu kullandığınızda telif ihlaliyle karşılaşırsınız. Bir başka istisna ise alıntı serbestliği. Yazdığınız bir kitapta, diyelim ki karikatür sanatı üzerine bir kitap yazıyorsunuz. Ve orada Yaşaroğlu'nun ya da bir başka karikatüristin karikatürlerinden bir iki tane örnek alıp efendim Yaşaroğlu'nun karikatür stili, ondan sonra sanat usulü, yöntemi şöyledir. Bunu kritize edersiniz. Lehe ya da aleyhe hiç önemli değil. Bunu kritize edersiniz ve buna bağlı olarak da eserinize alıntı yapabilirsiniz. Aynı şeyi internette de yapmanız mümkün. Yani internette bir yazı yazarken, bilimsel bir yazı yazarken diyebilirsiniz ki filancanın karikatür usulü yöntemi ya da ne bileyim yağlı boya usulü yöntemi şudur deyip bir iki tane örnek verebilirsiniz. Ve bu şekilde kaynak da göstermek kaydıyla alıntı serbestliğine girersiniz. Bu durumda bir şikayet olduğunda ya da bir dava olduğunda
bu davalar reddedilecek. Karikatür ve telif kriziyle ilgili bir de şu mesele vardı. Sosyal medyada ve gazetelerde en çok tartışılan konulardan birisi, efendim bize uyarı gelmedi, uyar kaldır prosedürü işletilmesi gerekiyor, doğrudan savcılığa gidilemez şeklinde bir argüman vardı. Bu uyar kaldır olabilmesi için sizin yer sağlayıcı olmanız gerekir. Yani siz gitti gidiyor gibi, eBay gibi, ondan sonra YouTube gibi, Facebook gibi yer sağlayıcı bir şirket olacaksınız. Birileri oraya içerik koyacak. Bu sosyal yer sağlayıcının sorumluluğu bakımından ona doğrudan gidemiyorsunuz. Önce bir uyarı gönderiyorsunuz. O uyarı üzerine içeriği kaldırmıyorsa o zaman Facebook'un, YouTube'un vesaire bunların sorumluluğuna gidilebiliyor. Siz ise sosyal medyadan bir başkasının karikatürünü, paylaşımını doğrudan kendiniz yaptığınız için veya var olan bir internet sayfanıza eseri kendiniz koyduğunuzdan dolayı siz içerik sağlayıcı durumundasınız. İçerik sağlayıcı olduğunuzdan dolayı da doğrudan sorumlusunuz. Dolayısıyla uyar kaldır prosedürü sizin için değil, yer sağlayıcılar ve erişim sağlayıcılar bakımından geçerli bir hukuk kuralıdır.